Rusya ve Suriye savaş uçakları İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Sonrasında Türkiye sınırına yürüyen bir grup Suriyeli, Türkiye'den ya bizi Esad'dan koruyun ya da içeri alın talebinde bulundu. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e saldırılarını yoğunlaştırması üzerine bir grup Suriyeli Türkiye sınırına geldi. Sınırda toplanan Suriyeli grup Ankara'ya ya bizi garantör ülke olarak Esad rejiminden koruyun ya da içeri alın çağrısında bulundu. Türkiye'den ya sınır kapılarını açmasını ya da garantör ülke sıfatıyla Beşar Esad yönetiminin saldırılarını durdurmasını isteyen Suriyeli grup, Babül Hava sınır kapısı, Cisir, Şuur ve sınıra yakın diğer noktalarda toplandı. Kalabalık dünya kamuoyuna İdlib'i kurtarın bizi koruyun gibi ifadelerle çağrıda bulundu. Sınıra gelen Suriyelilerin bir kısmı amaçlarının Türkiye'ye girmek olmadığını, sadece seslerinin duyulmasını istediklerini dile getirdi. Nisan sonundan bu yana 750 bin civarında sivilin İdlib'den kaçtığı belirtiliyor. Yine aynı tarihten itibaren 226'sı çocuk, 900'e yakın sivil yaşamını yitirdi. İdlib'den Türkiye'ye doğru yola çıkan binlerce kişi sınıra yakın noktalarda bekliyor.